Valla aşırı söyledim. yorum olur mu ondan çok emin değilim ama bu Arap Baharı adı altında işte zamanında Condoleezza Rice'ın 29 ülkeyi aralarında Türkiye'nin de olduğu sayıp Türkiye haricinde hemen hemen tüm ülkelerde gerçekleştirdiği bir isyan ayaklanma durumu evet. söz konusuydu. Şimdi Uzay Afrika'dan başladı bu Arap Baharı, Baharı. mevzusunun ondan sonra Avrupa Baharı olarak Avrupa'da başladığını ...ifade ediyorlar. Dediğim gibi abartılı bir yorum olabilir, bu konuyla ilgili olarak e, öyledir ya da değildir cümlesini kullanmıyorum ama Fransa'nın çeperinden başlayıp başkentine, ardından Belçika'sına, ardından İsviçre'sine, Almanya'nın aman ha deyip ufaktan ufaktan e, tedbir alması bu Avrupa baharı e, ya da batı baharı tabirini e, anlamlı kılıyor bir noktada. Şimdi şöyle yorumlar var Türkiye'de. Dediğim gibi e, yani şimdi bu tarz yorumları Batı'da e, ya da okyanus ötesinde Amerika'da ancak ancak marjinal kesimlerde görürsün. 3-5'te takipçisi olur bunların. Yani deli deli saçması der geçersin. Bakmazsın bile yani ya da eğlenmek için falan okursun, kahkaha atarsın, bırakırsın. Fakat bizim burada Türkiye'de kendilerine bilmem kaç yıllık gazeteciyim ben kardeşim boş konuşmuyorum ya da şöyle sanatçıyım şöyle işte e, toplumsal e, gelişmelerin farkındayım diye e, kıymeti kendinden menkul yorum yapanlar neredeyse merkeze oturdular bu sosyal medyanın dezavantajlarından bir tanesi de bu bu adamları e, tanımayanlar adam yerine koyuyorlar aa enteresan falan diyorlar nedir o? o da şu Fransa'da bu olayları görüyorsunuz ya diye başlayıp 3-5 sene sonra Türkiye'de de benzerlerini göreceksiniz. Suriyeliler, Afganlar, şunlar, bunlar mülteciler, sığınmacılar benzer şeyleri yapacaklar. Bakın Fransa'da da yapıyorlar cümlesini kullanıyorlar. Şimdi dediğim gibi yani bunların cehalet paçalarından akıyor. Hadi bir şey bilmiyor olabilirsiniz. Ya arkadaş okumuyor musunuz da? Ya da takipte mi etmiyorsunuz? Sözle koca koca gazetecilersiniz. Kendinizi sanatçı atfedip kanaat önderi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bugün Fransa'da bu olayların içerisinde yer alan gençlerin, Hikmet ifade etti. Kahir ekseriyeti, 3. ya da 4. kuşak Fransız vatandaşı. Bakın yani evet, bak Cezayir'den, mi? Fas'tan, Burkina Faso'dan, Togo'dan, ondan sonra şuradan, buradan topladıkları, Fransa'nın sömürge ülkelerinde getirdikleri ve köle gibi çalıştırdıkları sığınmacı ya da mülteci değil bunlar. Bunların babaları, onların babaları, onların babaları. Üç da dördüncü kuşak Fransız vatandaşı olan ve Fransa'da yaşayan çocuklar bunlar. Gençler bunlar. Dolayısıyla Türkiye ile böyle bir kıyas yapıp elbette içlerindeki kini, içlerindeki pisliği, içlerindeki e, beklentiyi kusuyorlar. Öyle olmasını arzu ediyorlar Türkiye'de de. Benzer durumların ki, bak dememiş, demiştik sizlere cümlesini kullanabilmek için. Ama dediğim gibi e, cehaletin bu kadarı ancak okumakla oluyor anladığım kadarıyla. Ya da bu kadar uzun süre medyacı olmakla ya da sanatçı olmakla gerçekleşiyor. Can Ataklı bunlardan tamam. bir tanesi. Bir de, bir de şöyle bir son. Bernal bunlardan bir tanesi. Yani Onu tamam, on, anlatacak sana tabii abi,